Merhabalar, bu dersimizde CSS'de metin biçimlendirme konusuna değineceğiz. Bunun için ilk önce Visual Studio'yu açıyorum. Daha sonra önceden oluşturmuş olduğum projemi çalıştırıyorum. Deneme sitemiz adlı projeyi. Bakalım neler yapmışız arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir div oluşturmuşuz ve içine metin eklemişiz. İlk olarak color özelliğini inceleyeceğiz. Color metinlere renk vermek için kullanılır. Eğer metin rengi şeklinde verirseniz herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Gördüğünüz gibi siyahtan dark slate gray'e geçti. Bunun hex kodları vardır. Hex kodları için başına bir diyez işareti koymalısınız. Daha sonra hex kodunun yazmalısınız arkadaşlar. 6 harften oluşur. 2F, 4F, 4F şeklinde yazsın. Herhangi bir değişik olmayacak. RGB şeklinde de verebilirsiniz. Red, Green, Blue yani kırmızı, yeşil, mavi. 47, 79, 79 yapalım. Bunda da herhangi bir değişik olmayacaktır arkadaşlar. RGB A yani RGB alfa şeklinde de verebilirsiniz. Örneğin nokta 1 yazalım. Bu nokta 1 şeffaflığını belirtiyor arkadaşlar. Alfa değerini belirtiyor. Çok silik gözüküyor. Şimdi 5 yapalım. Evet, %50 oranında şeffaflık verdik. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. 0.7 örneğin %70 ya da %78 de yazabiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Biraz daha açık oldu. Eğer bir yazarsak hiçbir şekilde şeffaflık vermeyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şeffaf olmadı. İkinci olarak line height yani satır yüksekliği özelliğimiz vardır. Örneğin 30 piksellik satır yüksekliği verelim. Satırlarımız arasındaki yüksekliği değiştirecektir. 30 piksel gördüğünüz gibi satır yüksekliğini sahip olduk. Letter spacing vardır. Harfler arasındaki boşlukları belirtir. Örneğin ilk 2 piksel harfler arasında bir boşluk olmuş. Harfler arasında gördüğünüz gibi bir boşluk oldu. 2 piksellik. Bunun dışında text align vardır. Çok kullanılıyor arkadaşlar text align. Left varsayılan değeridir. Right sağa yaslar. Bu şekilde sağa yaslayabiliyoruz. Center ortalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metnimiz ortalandı. Justify ise iki yana yaslar ki benim en çok kullandığım değer budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki yana yaslıyorduk. Text decoration vardır. Text decoration metinlerin altını çizer. Underline diyelim. Gördüğünüz gibi metinlerimizin altı çizildi. Text decoration daha çok A etiketinde yani linklerde kullanılır. Örneğin şuna bir nam yapalım. Hatta kaldıralım arkadaşlar, ileride sorun verecek. Denemenin içine bir A text decoration inherit diyelim şimdilik. Sonra bir A attribute açalım. A bu bir linkti. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı çizili olmayan bir link geldi. Bunu kaldıralım. Bunun yerine none diyelim arkadaşlar. Normalde eğer bunu vermeseydik yani şu şekilde olsaydı altı çizili halinde olacaktı. Text decoration none dediğimiz zaman ise linkimizin altı çizili olmasını engelliyoruz. Hatta buna color dark slate gray de verebiliriz. Böylece metin rengimiz de aynı oldu. Kaldırıyorum arkadaşlar bunu. İkinci olarak text indent vardır arkadaşlar. Text indent paragrafın ilk satırına girinti vermek için kullanılır. Örneğin bir 70 piksellik bir girinti verelim ilk satırına.
Gördüğünüz yerde 70 piksellik bir girinti olacak. Evet. Eksenlendirmeye çalıştım. Paragraflarda çok sık kullanılır. TextShadow vardı arkadaşlar. TextShadow ise metni gölgelendirmek için kullanılır. Bir piksel sağdan sola doğru, ilk piksel yukarıdan aşağıya doğru. 10 piksel de blur değeri, yani bulanıklık değerini verir. Black ise gölgenin rengini belirler. Bu şekilde bir bulanıklığı elde etmiş olduk. Bir piksel verirsek hiç, çok az bir bulanıklık olacak. Bu da metnin okunmasını zorlaştıracak. O yüzden biz ortalama bir 5 piksel yapılmış olduk. Gördüğünüz gibi daha rahat okunabiliyor. Text Transform ise kelimelerin büyük ya da küçük yazımını belirler. Varsayılan değeri normaldir arkadaşlar. Düzeltiyorum. Nandır varsayılan değeri. Capitalize. Bundan önce bir uppercase'i göstereyim. Uppercase tüm kelimeleri büyük harfle yazmamızı sağlar. Şunu text transform yazmalıyız. Tüm kelimeleri büyük harfle yazmamızı sağlar. Şekilde. Tüm kelimeleri küçük harfle yazar. Lowercase. Capitalize ise kelimelerin ilk harflerini büyük harfle yazar. Bütün kelimelerin gördüğünüz gibi ilk harfleri büyük harfle yazıldı. Bunun dışında white space vardır arkadaşlar. White space beyaz boşluk tanımlaması yapar. Varsayılan olarak normaldir. Bire olduğu zaman tek satır halinde gösterecektir ve satırlar içindeki boşlukları da gösteriyor arkadaşlar. Örneğin şu şekilde bir boşluk verebilirim. Hatta şöyle uzatabilirim. Bu şekilde gösterecektir. Ve daha çok kodlama tarafında, yani kod gösteriminde kullanılır. Bir de no wrap vardır. No wrap bütün metni tek bir satırmış gibi gösterir. Hiçbir arada boşluğu göstermez. Biz bunu normal yapalım tekrar. Eski haline getirelim. Ve word spacing var arkadaşlar. Word spacing kelimeler arasındaki boşluğu belirler. Örneğin bir 10 piksellik boşluk verelim. Bütün kelimelerimizin arasında gördüğünüz gibi 10 piksellik bir boşluk olacaktır. Kaldırıyorum word spacing'i. Şimdi font space'e geldiniz arkadaşlar. Font space kullanıcının işletim sisteminde olmayan fontları kullanıcıya göstermek için kullanılır. CSS3 ile birlikte gelmiştir. Ve resmen çığır açmıştır arkadaşlar. Bunun için ilk önce font'u web sitesine giriyorum. Ve kullanıcıya göstermek istediğim fontumu seçiyorum arkadaşlar. Örneğin bir Aldrich fontu var burada. Sayfam açıldıktan sonra Aldrich fontumu seçiyorum. Convert and Download seçeneğini tıklıyorum. Daha sonra dosyaya kaydediyorum. Dosyamı çıkartıyorum. Font klasörün içindeki tüm fontları alıyorum. Kendi font klasörümü atıyorum. Font face kısmını ise kendi CSS dosyama aktarıyorum. Tabi burada bir URL düzenlemesi yapmalıyım. Content font yazmam lazım. Kırmızılar hata olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada dedim. Tek tek düzeltiyorum. Font face'i de yaptım. Şimdi tek yapmam gereken font family. Şu font face de bana verdiği fontu metin fontum olarak belirlemek. Şöyle yaparsam gördüğünüz gibi font face çalıştı. Eğer kullanmasaydım arkadaşlar bunu, hani Verdana yapmaya devam etseydim, bu şekilde eski Verdana fontunu kullanacaktım. Font face'de dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, Türkçe karakter içermeyen fontları kullanmayın. Örneğin yumuşak D, C gibi harfleri olmayan fontları kullanmamanız. Türkçe karakterde büyük sorun yaşayabilirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.